Huzura doğru. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi insanlar çocuklarının ileride aç kalmaması için, ne bileyim, iyi şartlarda yaşayabilmesi için, imkanlarının geniş olması için büyük çabalar sarf ediyorlar. Büyük paralar harcıyorlar hatta çocuklarının geleceği için. Ancak siz bir programda da anlatmıştınız, işte anne karnına düşen bebeğe, çocuğa 120 günden sonra ruh verilir. Ruh verildikten sonra da bir melek gelir. Ona rızkın için endişe etme der, yani onu bir şekilde teselli eder yani. Rızkın hazır, Allah-u Teala buna kefildir der. Şimdi bunu bizim değiştirmemiz de mümkün olmadığına göre bu çabalar, anne babanın göstermiş olduğu bu çabalar biraz boş bir çaba mı oluyor acaba? Lüzumsuz oluyor, malayan yönü boş oluyor. Tabii bizim bu cevabı beğenmeyenler var, olabilir. Ama kitaplarda anlatılırken deniyor ki Allah-u Teala her insanın ve her hayvanın, bak her insanın demiyor, aynı zamanda hayvanlar, her hayvanın, nefsin bile, o kadar kötülük deposu şeytanın da, onun bile rızkını yaratıyor değil mi? Kafirlerin rızkını kesiyor mu? Kesmiyor. Kendisine iman etmeyenler rızkını kesiyor mu ya? Allah-u Teala her insanın, her hayvanın rızkını ezelde takdir etmiş, ayırmıştır. İnsanların ve hayvanların ecelleri ve nefeslerinin sayısı belli olduğu gibi, hayvanlarınki de belli, her insanın bedeninin ve ruhunun rızıkları da bellidir. Hem bedeni hem ruhunun. Rızık hiç değişmez. Azalmaz, çoğalmaz. Kimse kimsenin rızkını yiyemez. Ve kimse kendi rızkını yemeden, bitirmeden de ölmez. Açık net. Peygamber diyor ki Allah-u Teala insanları yaratırken ecellerini, ömürlerini ve rızıklarını takdir etmiştir. Takdir etmiştir. Bize sadece sebeplere yapış. Sadece sebeplere yapış. Biz sebebe yapışıyoruz. Ezelde takdir edilen o rızık gelir. Ayağına gelmesini bekleme yani. Ayağına gelmesini bekleme. Hareket et. Ya bütün hani orada hayvanlar da dedi ya. Bazen mesela bizi izleyenler de aynı şekilde bu hayvanları anlatan belgeseller var. Benim hep dikkatimi çekiyor mesela. Arslan, kaplan gibi hayvanlar etobur. Ot yiyemez bu hayvan. Otoburlar da et yiyemez. Otoburlar otu yiyor. Etoburlar da ot yiyeni yiyor. Cenab-ı Hak öyle takdir etmiş rızık. Şimdi fili öyle kuvvetli yaratıyor. Diyor ki ben seni yarattım, rızkını da yarattım. Ama günde 10 kilometre dolaşacağım. O dolaşıyor. Rızkını temin ediyor. Ben yarattım diyor. Yani gideceksin oraya. Ondan sonra arslana, kaplana, tamam diyor, bu geyik senin, yakalarsan diyor. Öyle oturup da geyik efendi gel benim öğle yemeğim, vaktin geldi gel bana. Yok diyor. Sen koşacaksın. Geyik yedince sen de kaçacaksın. Yani Allah-u Teala yarattığı sistemde insan da böyle, biliyor musun? İnsana diyor ki oturduğun yerde vermem. Sebebine yapışacaksın. Sebebine yapışacaksın. Şimdi çok çalışmak rızkı artırır mı? Hayır. Malı mülkü artırır, ayrı mesele. Yalnız İslam alimlerinden Muhammed Masum Hazretleri buyuruyor ki rızık mukadderdir, ziyade ve noksan ihtimali yoktur. Rızkın noksan veya ziyade olması Hak Teala'nın hususi fazlıdır. Hiç kimsenin bunda bir katısı yoktur. Hani bazen Allah-u Teala dilerse dilediği bir kulunun rızkını genişletebilir. Ama onu da aynı şekilde şu veya bu şekilde değildir. Gene yapan Allah-u Teala'dır. Yaratan Allah-u Teala'dır. Hususi insandır. Kısabilir. Çünkü şeyde Kur'an-ı Kerim'de açıkça buyuruyor ki beni unutursanız rızıklarınızı kısarım. İşte pahalılık gelir, bilmem ne gelir, şunlar bunlar gelir. Kısarım buyuruyor. Beni unutursanız. Yani bunda bir değişiklik söz konusu olmaz. Babaannem bir şey anlatırdı. Hep anlatıyorum ben onu. Tekeret efendim de anlatıyoruz falan. Şimdi adam
buğdaylar olgunlaşmasına dönem, hani mısırların o süt hali olduğu gibi buğday tanesi de o süt hanesine, ütmelik tabiri kullanılardı bizim oralarda. Evet. Ocak yakarsın, o başakları aynı şekilde saplarıyla beraber keser 8-10 tane. O ocağın üzerinde kılçıkları yanar, ateşin üzerine de o başaklar düştüğü zaman süt olduğu için hemen bir şey olur, avcını oynasın, çok lezzetli bir şey oluyor. Şimdi adam tarlasına gitmiş, tam böyle o işte süt döneminde, hikaye ya bu. İki başak konuşuyor. Başağın birisi diyor ki, biraz sonra diyor işte Halep'ten birisi gelecek beni yiyecek. Öbürsü diyor ki, beni de Şam'dan birisi gelip yiyecek. Adam diyor ki, tarla benim, buğday benim diyor ya. Halepli'ye, Şamlı'ya niye vereyim ben bunu? Buradayım diyor yani. Adam. Hemen bir ocak yakıyor falan, kopartıyor tam şey yaparken iki atlı, selamünaleyküm. Şimdi Anadolu insanı, mesela aleykümselam, oradakiler birine ikram ediyor. Onlar böyle yerken hatırına gelmiş. Sen nereden geliyorsun? Halep, sen Şam'dan. Öyle anlatırlardı. Evet. Yani böyle hikayeler anlatırlardı. Ya değişmez o. Şu veya bu şekilde, şu veya bu şekilde mutlaka o ulaşır. Şimdi biz Balıkesir Genel'deyken 3-5 arkadaşla böyle el üstüne talimlerini, kitaplarını aldık, köylere götürürdük. Bir seferinde böyle yolda giderken hani bir şey ekmek alan falan, pazar günü müydü neydi, zaten hafta sonları gidiyorduk. Ya ekmek almayı unutmuşuz. Yani onun yanına katık, mevsimine göre aynı şekilde zeytin peynir almayı unutmuşuz. Dükkanlar da kapalı. Dükkanlar kapalıydı. Şey yaptık, bir köye girdik. Ya baktık tam akşam namazı vakti. Önce namazı kılalım, camiye gittik falan. Biz varıncaya kadar zaten fazla kimse yokmuş. Bir iki kişi varmış falan. Namaz bitmiş falan. Baktım korucu var. Bizi bir gördü, bir sevindi. Bir sevindi ki buyurun 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 buyurun. Şeyin, caminin avlusunda bir yer var. İşte oda şeklinde. Dedik biz bir namaz kılalım. Namaz kılalım dedi, daha çok hoşuna gitti falan. Namazı kıldık, çıktık. Meğer orada adetmiş. Bizim köydeydi vaktiyle adetti de. Bozuldu gitti. Her gün o köydeki bir hane oraya misafir gelir. Ondan sonra işte muhtar, yolcusu gelir falan. Yemek çıkarırmış. Hmm. Yemek çıkarırmış. Şimdi biz yolda bulamadık. Gittik 5-6 çeşit yemekmiş. Kim ya hazırladıysa falan. Ya o zaman böyle düşündüm. Ben dedim Konya'nın bir dağ köyünden, burası Çanakkale'nin bir dağ köyü, orman köyü. Ta sen oradan geleceksin. Ne bu ev sahibi beni tanır, ne ben onu tanırım. Tamam mı? Aramızda bir hukuk yok, muhabbet yok. Yemek hazırlamış, gidip onun yemeğini yiyeceksin. Akılsız edecek gibi değil yani. Değil, değil yani. Bir zamanlar hatırlar mısın? Şimdi Brezilya'dan falan çıkı tamuzu şey yapıyor. Çıkı tamuzu falan filan. Ben de o zaman Gölende'ydim. Gölende domatese girip salça fabrikaları var. Oradaki salça fabrikalardan bir tanesiyle İtalyanlar anlaşma yaptılar. Gölenli Müslümanların hazırlamış olduğu domatesler orada salça oluyor, İtalya'ya gidiyor. Brezilya'dakiler de çalışıyor, topluyor muzları, Türkiye'ye gönderiyor. Ya Rabbi dedim sana şeyine akıl ermez. Hakikaten ermiyor. Şimdi İtalya'dakine desen ki işte Türkiye'nin Balıkesir vilayetinin Gönen kazasının bilmem falan köyünün domatesini yiyorsun. Ne diyecek adam. Bana desin ki Brezilya'da muz gelecek, yiyeceksin. Sen kafayı mı yedin dersin, değil mi? Ama gelip yiyorsun. Değil mi? Onun için rızık mukadderdir, değişmez buyruluyor. Hiçbir zaman değişmez. Dolayısıyla rızık mukadder, yani herkesin rızkı bellidir. Artmaz, eksilmez. Rızkını almadan dünyadan da ayrılmaz. Ayrılmaz. İsteyene helalden, isteyene de haramdan gelir. Paşa gönlün bilir, tercih de sana ait. Tercih de sana ait. Tabii uzun konu, birbirlerine aynı şekilde şey de yapıyor falan. Dolayısıyla efendim Allah Teala ezelde takdir etmiştir. Bu değişmez. Çok paran olması çok yiyeceksin demek değildir. Mustafa Kıbrıslı vardı. Rahmetli. Rahmetli. Allah Teala rahmet eylesin. Yani çok nüktedandı, zekiydi de. İşte kiloluydu. Çok kiloluydu. Yani birisi tutup kaldırırdı falan. Demişler ya bu kiloyla ne yapacağız? Ne yapayım demiş. Allah Teala rızkımı geniş yaratmış. İtiraz mı edeyim demiş yani. De iyi yiyordu yani. İyi yiyor tabii. Ya bu kiloyla niye yiyorsun deyince. Evet öyle diyordu yani. Allah Teala rızkımı geniş yaratmış diye. Allah Teala rahmet eylesin. Demek ki rızık değişmiyor efendim. Biz sebebi yapıyoruz. Takdir edilen rızka ulaşıyoruz, o kadar. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalın. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, ilk tekbire yetişecek şekilde 40 gün cemaatle kılana cennet vacip olur. Lanet etmek ibadet değildir. Kadın elbisesi giyen erkeğe
ve erkek elbisesi giyen kadına lanet olsun. Hadis-i şerif. Lokman Hakim oğluna, ey oğul, tövbeyi yarına geciktirme, zira ölüm ansızın gelir buyurdu. Lokmada ihtiyat lazımdır. İslamiyetin helal ve haramına riayet etmek lazım. Kadına ve zekerine dokununca, Şafii'de abdesti yeniden almalıdır. Bir kimseye deli denilmedikçe, imanı tamam olmaz. Sen olmasaydın, sen olmasaydın, gökleri yaratmazdım. Hadis-i kutsisi, Hatemür Rüsul sallallahu aleyhi ve sellemin şanında vaki olmuştur ki, hub, sevgi olmasaydı, yaratılış açığa çıkmaz ve âlem devamlı yoklukta kalırdı. Şarta bağlı olarak, evliyaya adak yapmak da, kendini günahı çok, dua etmeye yüzü yok bilerek, mübarek birine vesile edip, Allah-u Teâlâ'ya yalvarmak demektir. Mesela, hastam iyi olursa veya şu işim hasıl olursa, sevabı Seyyidet Nefise Hazretlerine olmak üzere, Allah için 3 Yasin okumak veya bir koyun kesmek nezrim olsun deyince, bu dileğin kabul olduğu çok tecrübe edilmiştir. Burada Allah-u Teâlâ için Kur'an-ı Kerim okunup veya koyun kesip sevabı Seyyidet Nefise Hazretlerine bağışlanmakta, onun şefaatiyle Allah-u Teâlâ hastaya şifa vermekte, kazayı belayı gidermektedir. Koyunu mezar başında kesmek haramdır. Hiçbir mezarın yanında kesmemelidir. Puta tapanların put yanında kesmelerine benzememelidir. İbn-i Abidin, nafile namazları adak yaparak kılmayı anlatırken bildirdiği hadis-i şerife göre, bir dilek için adak edilen bir ibadet, o dileği hasıl etmez. Bu ibadet, o dileğin hasıl olması için yapılmaz. Allah-u Teâlâ, o ibadetten dolayı veya sevdiği bir kuluna yapılan bir iyilikten dolayı, merhamet ederek o dileği kabul ve ihsan etmektedir. İslam inancına göre, ruhta bedenden ayrıldıktan sonra, yeni bir anlayış, dirilerin hallerini ve bilhassa dünyadayken tanımış oldukları kimselerin hallerini anlamak kuvveti hasıl olmaktadır. Bundan dolayı, velilerin, kaddesallahu teâlâ esrârehumül azîz, kabirlerini ziyaret etmek ve onların mübarek ruhlarından istigaze etmek, yani yardım dilemek ile iyiliklere kavuşulmakta ve zararlardan kurtulmak nasip olmaktadır. Ruhun bedenden ayrıldıktan sonra bedenle ve bedenin bulunduğu toprakla alakası, ilgisi vardır. Bir kimse bu toprağı ziyaret eder ve velinin ruhuna teveccüh ederse, ikisinin ruhları buluşurlar ve birbirlerinden faydelenirler. Ruhu olgun, nefsi pak ve tesiri kuvvetli bir velinin kabri yanına gidip, bir zaman durulur ve o topraktaki veli düşünülür ise, ruhu o toprağa bağlanır. Meyyitin ruhu da bu toprağa bağlı olduğu için, gelen insanın ruhu ile velinin ruhu buluşmuş olurlar. Bu iki ruh, karşılıklı iki ayna gibi olur. Her birinde olan me'arif, kemalat, ötekine akseder, yansır. İkisi de çok faydelenir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Kuddise Sirruh, 5. Bölüm. Abdülhakim Arvasi Hazretleri, tevazu, merhameti, hasılı her hali,
aşığı ve varisi olduğu alemlerin efendisi, sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, sünnet-i seniyyesi üzeredir elbet. Onun Allahü Teala'nın razı olduğu yolda istikamet üzere olmakla ilgili vekili olduğu yolun hususiyetinden, nübüvvet kaynağından süzülüp gelen şu muazzam ifadeleri hayranlık uyandıran bir tespit, emsalsiz bir mihenk taşıdır. İstikamet, yani Allahü Teala'nın razı olduğu ehli sünnet itikadı üzere olmak ve buna göre yaşamayı devam ettirmek kerametten üstündür. Büyük veli, her şeyi yaratan ve her an varlıkta tutanın ve her şeyin sahibinin Cenab-ı Hak olduğunu, onun Celle Celaluhu hiçbir şeye ve hiçbir kimseye muhtaç olmadığını, kulların ise acizliğini ve ne olduklarını düşünmeleri gerektiğini, muazzam ifadelerle bir üniversiteliğe cevap mektubunda şöyle dile getirmektedir. Siz Adem diyarından bu varlık alemine kendiliğinizden gelmediğiniz gibi oraya kendiniz gidemezsiniz. Gördüğünüz gözler, işittiğiniz kulaklar, duygu edindiğiniz organlar, düşündüğünüz zekalar, kullandığınız eller ve ayaklar, girip çıktığınız bütün mahaller, hulasa ruh ve cesedinize bağlı bütün aletler, sistemler, hepsi ve hepsi Allahü Teala'nın mülk ve mahlukudur. Siz ondan hiçbir şey gasp edemez, mülk edinemezsiniz. O hay ve kayyumdur. Yani görür, bilir, işitir ve her var olan şeyi her an varlıkta durdurmaktadır. Hepsinin idaresinden, hallerinden bir an gafil olmaz. Mülkünü kimseye çaldırmaz. Emirlerine uymayanların cezasını vermekten de aciz kalmaz. Mesela ayda, merihte ve diğer yıldızlarda insan olmadığı gibi, bu ert küresinde de bulunmasaydı bir şey lazım gelmezdi. Bundan dolayı büyüklüğünden bir şey eksilmezdi. Hadis-i Kudsi de buyuruyor ki, önce gelenleriniz, sonra gelenleriniz. Küçüğünüz, büyüğünüz, dirileriniz, ölüleriniz, insanlarınız, cinleriniz, en müttaki, itaatli kulum gibi olsanız, büyüklüğüm artmaz. Aksine olarak, hepiniz bana karşı duran, peygamberlerimi aleyhisselam aşağı gören düşmanım gibi olsanız, uluhiyetimden bir şey eksilmez. Allahü Teala ganidir. Ona hiçbiriniz lazım değildir. Siz ise var olmanız için ve varlıkta kalabilmeniz için ve her şeyinizle hep ona muhtaçsınız. Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin en büyük nasihatlerinden biri de fitne uykudadır. Uyandırana lanet olsun. Hadis-i şerifi ve ehli sünnet alim ve evliyalarının ve İslamiyet'in bildirdiği şekilde kanunlara karşı gelinmemesi ve fitne çıkarılmaması yönünde yaptığı uyarılardır. Abdülhakim Arvasi Hazretleri bir müminin nasıl olması gerektiği hususunda ciltler dolusu ölçüyü birkaç cümleye şöyle sığdırır. Müslüman, iyi insan, aklı başında kimse demektir. Hakiki Müslüman Allahü Teala'nın emirlerine itaat eder. Allahü Teala'nın emirlerine uymamak büyük günah olur. Kul borçlarını öder. Müslüman günah yapmaz ve suç işlemez. Vatanını, milletini ve bayrağını sever. Herkese iyilik eder. Kötülük yapanlara nasihat verir. Böyle olan Müslümanı Allah da sever,
kullar da sever, rahat ve huzur içinde yaşar. Büyük velinin bir kerameti şöyledir. Kışın bütün şiddetiyle yaşandığı doğuda, Bitlis'te bir genç, müthiş bir tipiye tutulur ve yolunu kaybeder. Genç adam artık ömrünün sonuna geldiğini düşünür. Son olarak, her şeyin sahibi olan Cenab-ı Hakk'a o zor durumda şöyle yalvarır. Ya Rabbi, bu zamanın en büyük evliyası, kutbu kim ise onu imdadıma gönder. Duası yeni bitmiştir ki genç gözlerine inanamaz. Hemen karşısında sakallı, nur yüzlü bir zat görür. O zat gencin atının dizginlerini tutup ona işaret ederek, şu istikamette git, İnşallah kurtulursun, der. Genç hem hayretler içinde bir o kadar sevinçlidir. Nihayet o şahsın gösterdiği istikamette yol alıp köyüne varır. Aradan tam 30 yıl geçmiştir ki bu adamın yolu İstanbul'a düşer. Namaz kılmak için Beyazıt Camii'ne giren adam, bir anda kürsüde vaaz veren alime bakınca hayretle, ben bu zatı tanıyorum ama kim, deyip büyük bir meraka düşer. Fakat bir türlü bu zatı nerede gördüğünü hatırlayamaz. Bu alim Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden başkası değildir. Vaaz bittikten sonra büyük veli o adamın yanına gelir ve zamanının en büyüğü olduğunu bir kez daha gösteren kerametlerini şu sözleriyle ishar ederler. Hatırlamaya çalıştığın şey Bitlis'te tutulduğun tipi fırtınası mı? 30 yıl önce tipiye tutulan adam büyük kurtarıcısının önündedir ve o ellerine sarılırken büyük velinin gözlerinden yaşlar akmaktadır şimdi. Bir sonraki bölümde hayatını anlatmaya devam edeceğimiz Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdu ki, Ehl-i Beyt'i sevmek, Ehl-i Sünnet'in sermayesidir. Evliyanın huzuruna dolu giden boş, boş giden dolu döner. Din bilgileri dünyada ve ahirette huzuru, saadeti kazandıran bilgilerdir. Gerçek keramet, kerametin gizlenmesidir. Bunun dışında görülenler, velinin irade ve ihtiyarı ile değildir. İlahi hikmet öyle gerektiriyor demektir. Riya olmasın diye cemaatten kaçanlar, ayrı bir riya içindedirler. İnsanlığın ufuklarını saran fesat karanlığı, hep şirkin, imansızlığın ve sevişmezliğin bir neticesidir. Orucun farzı üçtür. 1- Niyet etmek. 2- Niyeti evvel ve ahir vakitleri arasında yapmak. 3- Nehar-ı şer'ide, yani imsak vaktinden güneşin batmasına kadar olan zamanda orucu bozan şeylerden sakınmaktır. İmsak vakti, fecr-i sadık denilen beyazlığın üfkü zahiri hattı üzerinde görüldüğü vakittir. Kişinin üzerinde oruç farz olmasının şartı 7'dir. 1- Müslüman olmak. 2- Bali olmak. Çocuğun orucu sahih olur. 3- Akıllı olmak. 4- Darül Harp'te olanın orucun farz olduğunu işitmesi. 5- Mukim olmak. 6- Hayz, adetli olmamak. 7- Nifas üzere, lohusa olmamak. 6 şey orucu bozar. Taam yemek, İçilecek şeylerden birini içmek, cima etmek, hayz, nifas, ağız dolusu kusmak. Yalan, gıybet, nemime, yani Müslümanlar arasında söz taşımak, yalan yere yemin gibi şeyler orucu bozmazlar. Fakat sevabını giderirler. Ve dahi 7 kimse orucu yer. 1- Hasta, 2- Misafir, ertesi gün, 3- Hayz, 4- Nifas üzere olan hatun, 5- Hamile hatunun kudreti yetmezse, 6- Emzikli olan hatun çocuğuna zarar olursa, 7- Pir-i fani olmak. Bir kimse Ramazan-ı Şerif'te
imsak vaktinden evvel niyet etmiş olduğu orucunu kast ile bozsa, hem kefaret hem de kaza lazım gelir. Nafile ve kaza oruçlarında kefaret yoktur. Kefaret için bir köle azat edilir. Ona gücü yetmezse, Ramazan günlerinden ve oruç tutulması haram olan 5 günden gayri günlerde, arasını kesmeksizin 60 gün oruç tutar. Bundan sonra da bozduğu oruçların gün sayısı kadar, ayrıca kaza orucu tutar. Ramazan bayramının 1. günü ve Kurban bayramının 4 günü oruç tutmak haramdır. Ona da gücü yetmezse, 60 fakiri bir gün veya bir fakiri 60 gün 2 kere doyurur. Yahut her birine fıtra miktarı mal verir. Bir gün kaza orucu için bir gün oruç tutar. 5 kimseye kefaret lazım gelmez. Evvelki maris, ikinci müsafir, üçüncü emzikli hatun çocuğuna zarar verir diye tutmadıysa, dördüncü pirifani, beşinci açlıktan veya susuzluktan helak olmak korkusu olan kimse. Bunlar özürleri zahir olduktan sonra ancak gününe gün olarak kaza etmek lazım gelir. Bir kimse kefaret tutmaktayken Ramazan-ı Şerif veya Kurban Bayramı gelse, Ramazan'dan ve bayramdan sonra tekrar baştan başlamak üzere tutmak lazımdır. Evvelkiler sayılmaz. Oruçlu bir kimse terini yutsa yahut bir kimse boyalı ipliği çiğnese ve boyasını yutsa veyahut bir kimsenin tükrüğünü yutsa veyahut kendi tükrüğünü dışarıya çıkardıktan sonra yutsa yahut dişinin arasındaki tahamı yutsa ve yuttuğu şey nohuttan büyük olsa yahut cilt altına iğne ile ilaç zerk etse orucu bozulur ve yalnız kaza lazım olur. Bir kimse kağıt parçası veya avuç dolusu miktarı tuz yese, çiğ buğday, pirinç tanesi yutsa orucu bozulur. Lakin yalnız kaza lazım olur. Yediği tuz az miktarda olsa kefaret de lazım olur. Eşbah'ta zikrolunmuştur. Çünkü tuz az miktarda ilaç olarak da gıda olarak da kullanılmaktadır.